Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavuzu emri ilallah, innallah ya basirun bil ibad. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Evet, sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Mesnevi Nuriye dersinde daha beraberiz. Hubab Risalesi'nin ilhamlerine devam edeceğiz inşallahu teala. Bugün cemaat-fert ilişkisini konuşacağız. Bu da çok önemli başlıklarımızdan bir tanesi, biliyorsunuz bizim dünyamız içerisinde yer eden cemaat-fert ilişkisi. Bunu bir yine Üstad Tevhid bağlamında ele alıyor. Biliyorsunuz Hubab Risalesi'ndeki bu dersler bir şekilde tevhid düzleminde bir araya geliyorlar hep. Bu mesele de cemaat-fert ilişkisi de aslında bir tevhid ilişkisi. Bereketli bir ders olmasını ümit ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hazirun'u selamlıyorum. Gaibun'u selamlıyorum. Bu dersin de cemaat-fert ilişkisini çözme konusunda cemaat oluşu bir tevhid akidesi, tevhid ilkesiyle ele alma konusunda ufuk açıcı, yol açıcı olmasını ümit ediyorum. Üstadımız bize yine İlam-ı Eyyuhal Aziz diye seslenecek. Bize efendim diye kalbimizin kulağını, gönlümüzün kulağını üstadımıza vereceğiz. Ve öyle yola çıkacağız inşallahu teala. İlam-ı Eyyuhal Aziz, Cenab-ı Hak insanı pek acip bir terkipte yaratmıştır. Bu Mesnevi Nuriye'nin bu ilimini çok ayrıca çok severim ben. Hepsi çok güzeller de. İnsanı anlama, cemaat-fert ilişkisini çözme konusunda çok akılda kalıcı ve çok ufuk açıcı, yol açıcı cümleler kuruyor Üstad burada bize. Böyle ezberlenmeye değer cümleler. Cenab-ı Hak insanı pek acip bir terkipte yaratmıştır. Acip, biliyorsunuz, Üstadın terminolojisi içerisinde bir hayret ifadesi. Acip, acayip, harikulade anlamında, efendim, olağanüstü anlamında bir acip bu. İnsanı hayrete salan bir terkibi var insanın. İnsan, biliyorsunuz değerli dostlarım, bir terkip suretinde yaratılmış. Terkip, parçaların bir araya toplamına deniliyor. Yani siz cüzleri bir araya getiriyorsunuz ve anlamlı bir bütün elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunlara terkip diyoruz. Kelimeler de biliyorsunuz cümle bir terkiptir. Kelimelerin terkibinden oluşur. Yeryüzündeki kimya dediğimiz şey aslında o terkipler üzerine kuruludur, biliyorsunuz. Bizde insan, bir insan kimyası var, insan mahiyeti var. O da terkipten oluşuyor. Öyle bir terkip ki, o öyle kıvamlı bir terkip ki, maddeyle manayı onda bir araya getirmiş Cenab-ı Hak. Ruhla bedeni bir araya getirmiş. Latifelerle hisleri bir araya getirmiş. Düşünceyle duyguyu bir araya getirmiş. Yani öyle bir terkip ki insan mahiyeti, adeta şöyle diyebiliyoruz. İnsan mahiyetinde bütün alemlerin cüzleri var. Öyle bir kül ya da öyle bir külli insan. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün alemlerin adeta bir cüzü insan mahiyetinin içerisinde var. Hatta hani cemadat diyoruz, nebatat diyoruz, hayvanat diyoruz. Onların numuneleri de insan mahiyetinde var. Öyle bir terkip, pek acayip bir terkip. Ahsen-i takvim diyoruz ya ona. Güzeller güzeli bir terkibi var insanın. Şimdi bu terkibin bir özelliği de şu, kesret içerisinde bir vahdet taşıyor oluşu. Kesret içinde vahdeti var. Bu bir terkip ama aynı zamanda o terkibin bir vesateti var
ve cemaat içerisinde de bir ferdiyeti var. Bunlar, bakın bu düzlem, bu zihninizde kalmasını istediğim cümle bu. İnsanın acip terkibini izah ederken üstad bize diyor ki insanın kesret içinde vahdeti, terkip içinde vesateti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. İşte bu da insanın gerçekten terkibinin ne kadar acayip olduğunu ortaya koyuyor. Ne kadar hayret verici olduğunu. Kesret içinde vahdeti var. Yani bu kadar farklı alemleri, hatta hani birbirine zıt alemler olarak da değerlendirebilirsiniz. O zıtları bir araya getiriyor Cenab-ı Hak ama bir vahdet etrafında bir araya, bir bütünlük. Vahdet birlik demek, kesret de çokluk demek biliyorsunuz. O çokluğun, insanı düşünün, sadece hücreleriyle insana bakın, sadece taşıdığı, bedeninde taşıdığı atomlarla insana bakın, dokularıyla, uzuvlarıyla, organlarıyla, İnsana bakın. Yani sadece maddesi itibariyle de baksanız insana yine onu acayip bir terkipte görüyorsunuz. Şimdi bu kadar acayip terkip, kesret terkibi. Yani insanın vücudundaki kaç trilyon hücreye bakın, inanılmaz bir kesret var insan bedeninde. Çokluk var, parçalılık var. Ama o parçalılığın içerisinde öyle muhteşem bir bütünlük var ki, o çokluğun içerisinde öyle muhteşem bir birlik tecellisi var ki, vahdet tecellisi var ki insan mahiyeti. Adeta biliyorsunuz insan Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin noktayı mihrakiyesi olduğu gibi, vahidiyetin de bir noktayı mihrakiyesi, ehadiyetin de bir noktayı mihrakiyesi. İnsan mahiyetinde böyle bir birlik var. Şimdi bu birliği kesret içinde vahdet olarak tanımladı ya üstad. Hani insan diyor hoca efendi, hayran olunası, aşık olunası bir varlıktır. İşte böyle bir kesret vahdet ilişkisi insanın mahiyetini böyle acayip hale getiriyor. Bu bir. İkincisi, terkip içinde besateti vardır. Yani evet, bu cüzler, bu parçalar, farklı farklı alemlerden, farklı farklı mahiyet parçaları ve bir bütünün içerisinde, bir vahdetin içerisinde bütünleniyorlar. Fakat dikkat edin, aynı zamanda kendi vesatetlerini de koruyorlar. Yani gözümüz vesatet terkibin zıttı değerli dostlarım. Terkip olmayan, yani parçalardan müteşekkil olmayan, tek başına, basit kelimesinden türüyor ama basite biz Türkçe'de başka anlamlar da yüklüyoruz biliyorsunuz. Basit aslında terkibin zıttıdır. Yani parçalardan, unsurlardan meydana gelmeyene biz terkip deriz. Kendinden müteşekkil olana basit deriz, özür dilerim. Kendinden müteşekkil olana, başka unsurların toplamından teşekkül etmeyene vesatet diyoruz. Şimdi düşünün, diyoruz ki işte insan vücudunda şu kadar trilyon hücre var. Ama o hücrelerin her birine bakıyoruz ve kendi içerisinde bir bağımsızlığı, kendi içerisinde bir bütünlüğü ve güzelliği var. Organlar diyoruz hani insan vücudunu teşekkül ettiren parçalar. Ama organlardan bir tanesine, göze kulağa baktığımızda muhteşem bir bütünlük görüyoruz. Onun alt parçacıklarına indiğimizde hep bütünlükle karşılaşıyoruz. Bu bütünlük, tamlık meselesi çok önemlidir bütün bir kainatta. Cenab-ı Hakk'ın sanatını okuyabilmek için çok önemlidir. Cüzlere indikçe, atoma iniyorsunuz, gene onun kendi içinde bir bütünlüğü, bir besateti var. Onun atom altı parçacıklara iniyorsunuz herkese. Yani bir hücreye indiğinizde onu bağımsız bir devlet gibi görüyorsunuz. Yani o parçalar bütünleniyorlar, bir vahit oluşturuyorlar. Ama o parçalar bütünlenirken kendilerine ait hususiyetleri, kendilerine ait bütünlükleri, bağımsızlıkları da aynı zamanda koruyorlar. Bu da olağanüstü bir şey. Bunu organlar bazında düşünebiliyorsunuz, efendim bunu hücre bazında, atom bazında, atom altı parçacıklar bazında düşünebiliyorsunuz. Manevi yapımız itibariyle de düşünebiliyorsunuz. Duygularımız için bu böyle, ruhumuz için bu böyle,
düşüncelerimiz için bu böyle, latifelerimiz için bu böyle, batıni duygularımız için bu böyle. Hep aynı zamanda yani bu terkibin içerisinde bir vesatet var. O yüzden zaten hani insan alemi kebirin misali musallarıdır diye bir cümle kurabiliyoruz. O büyük alemin süzgeçten geçirilmiş, küçültülmüş bir nüshasıdır insan diyebiliyoruz. Çünkü o alemlerin numuneleri bizde hep numuneler olarak var. Hep numuneler olarak var. Göz bir alemin bizdeki numunesi olarak bizde var. Kulak hakeza ve kendi bütünlüğüyle, bağımsızlığıyla var. Öyle bir mahiyeti de var insanın. Yani hem o cüzler bir araya gelmişler, muhteşem bir bütün oluşturmuşlar. Ama aynı zamanda da kendi hususiyetlerini muhafaza etmişler. Ruhlar alemine bakan bir mahiyeti var. O hususiyetini muhafaza etmiş, cesetle bütünleşirken beden de şu madde alemiyle olan ilişkisini tanımlayan kendi hususiyetini koruyabilmiş, devam ettirebilmiş. Göz alemi mubsırata açılan bir pencere olmuş, kulak alemi mesmuata açılan bir pencere olmuş. Ama insan mahiyetinde bütünlenmişler. Göz ve kulak arasında, ruhla beden arasında olağanüstü, acayip, hayret verici bir ilişki var. Ve bu ilişkiyi bakın ne yaptık? Kesret içerisinde vahdet dedik. Terkip içinde besatet dedik. Şimdi bir şey daha diyeceğiz. Aslında bu kesret içinde vahdet, terkip içerisinde besatet de bir cemaat-fert ilişkisidir. Üçüncü olarak da cemaat içinde ferttir diyoruz insanı tanımlarken. Şimdi bunu insanın kendi yine kendi mahiyetinin cemaati üzerinden düşünebilirsiniz. Biliyorsunuz Üstad Bediüzzaman Hazretleri Fatiha-i Şerife'yi tefsir ederken biz İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyoruz ya, sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz. Buradaki dileriz, ibadet ederiz, çoğul ifadesini üstad tefsir ederken biliyorsunuz birinci katman olarak insan tek başına da namaz kılsa bir cemaattir diyor. Çünkü o alemleri temsil eden cüzleriyle yani işte midesiyle de, aklıyla da, düşünceleriyle de, ruhuyla da, bedeniyle de bir cemaattir. Tasavvufta da öyle ele alınır. İnsan bir şehirdir ve o şehrin ahalisi vardır. İnsan bir saraydır ve o sarayın sakinleri vardır insan mahiyetinde. Duygularımızı düşünün, tek başına bir ahali duygularımız, çeşit çeşit duygularımız. Hepsine kimlik kazandırabiliyorsunuz biliyorsunuz, hepsine suret giydirebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında cemaat olma meselesi insanın ferdiyetinin içinde başlıyor. Yani biz fert olarak da bir cemaatiz. Düşünsenize bu kadar alemlerin unsurlarını, numunelerini, cüzlerini, gölgelerini kendi mahiyetimizde toplamışız. Dolayısıyla da kaçınılmaz olarak bir cemaat mahiyetine bürünüyoruz. Şimdi ama bu cemaatin içerisinde yine fertler var. Yani diyelim şefkat duygumuzu düşünelim. O tek başına bir kimlik. Ona bir şekil giydirebilirsiniz, bir suret giydirebilirsiniz. Zaten şöyle olur biliyorsunuz, insan rüya gördüğünde, mesela şefkat duygusunu insan bir şahsa büründürerek görür rüyasında. Çok şefkatli birisi varsa hayatında, bu umumen annesi olur mesela, annesini görür diyelim. Aslında kendi iç aleminde onun şefkatini temsil eder. Babası başka bir şey temsil eder, tanıdığı insanlar, birisi dostluğu temsil eder, birisi hizmeti temsil eder, biri kardeşliği temsil eder. Duygularımızı cisme büründürürüz rüyalarımızda. Çünkü onların her biri aslında birer ferttir. Aynı surette insanın cüzlerini de düşünün, hücrelerimizi düşünün. Hani hücre orduları diyoruz ya, adeta bir ordunun neferleri gibi değil midir bizim hücrelerimiz? Her biri birer şahıs hükmündedir. Bir ordunun neferleri gibidirler. Al yuvarlarımızı, ak yuvarlarımızı düşünün. Nasıl memurlardır onlar? Onları da devlet memuru olarak tanımlayabilirsiniz. Şimdi böyle bir yapı içerisinde dikkat edin. Evet, bir ordu olabilir o diyelim hücrelerimiz. Ama ordunun içerisindeki her hücremiz bir asker. Yani bir fert.
Ya da memurlar olabilir bizim alyuvarlarımız. Ama o alyuvarların her biri yine bir fert. Duygularımızın her biri bir fert. Ve ne çıkıyor karşımıza? Bizim cemaat içerisinde ferdiyet çıkıyor. Bakın insan mahiyetini çözümlediğimizde cemaatin önemini görüyoruz. Çünkü cemaat demek vahidiyet tecellisi demek. Ama aynı zamanda ferdiyetin de önemini görüyoruz. İnsan mahiyetinde, insanın kendi cemaatinde ya da kendi ferdiyetinde, kendi terkibinde ya da kendi vesatetinde, kendi vahdetinde ya da kendi kesretinde. İkisini de görüyoruz. O hem bir kesret ama kesret olduğu aynı anda bir vahdet. O hem bir cemaat, cemaat olduğu aynı anda bir fert. O hem bir terkip, terkip olduğu aynı anda bir vesatet. Demek ki aslında insan bedeni, insan mahiyeti, insan alemleri bize işi öğretiyor. Neyi öğretiyor değerli kardeşlerim? Cemaat olmanın ferdiyete mani olmadığını öğretiyor. Çok önemli bir bilgi veriyor bize. Biliyorsunuz aslında hakikate ilişkin bütün manalar bir yönüyle şu kainat kitabı okumalarımıza bakar, bir yönüyle de Kur'an kitabı okumalarımıza bakar. Öyle değil mi? Biz hep bunun vurgusunu yapıyoruz. Diyoruz ki işte kainat bir kitap, Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından gelen bir kitap. Kur'an bir kitap, o da kelam sıfatından gelen bir kitap. Ve ne yapıyoruz? Hep Kur'an kitabıyla kainat kitabının aynı manaları tefsir ettiğini bildiğimiz için aynı manayı Kur'an kitabıyla tefsir ediyor, kainat kitabıyla tefsir ediyoruz. Ve değerli dostlarım, üstadımızın dediği gibi şu kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Dolayısıyla biz hani cemaat diye bir olgudan, cemaat diye bir hakikatten bahsediyoruz ya, cemaat olmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Ama bu cemaat olma bilinci aslında bizim hani şer'i düzlemde talim ettiğimiz bir şey olmanın yanında, Efendimizin bize talim ettirdiği bir şey olmanın yanında, aynı zamanda kevni kaideler açısından da baktığımızda aynı kaideleri okuyabildiğimize şahitlik ediyoruz. Ne yapıyoruz biz? İnsan mahiyetini okuyoruz. Ve insan mahiyetinde cemaat olmanın fert olmaya, fert olmanın da cemaat olmaya mani olmadığını, insanın tam da aslında böyle olması gereken bir terkip olduğunu okuyoruz. Yani insan kesret içinde bir vahdet, insan terkip içinde bir vesatet, insan cemaat içinde bir fert. Bunları tersten de okuyabilirsiniz. İnsan ferdiyeti içerisinde bir cemaat, insan besatetiyle beraber bir kesret, bir terkip, insan vahdetiyle beraber bir kesret. Eğer böyle bakarsak, insan mahiyetini böyle okursak, işte o zaman üstadın o İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn tefsirindeki ikinci ve üçüncü katmana geçebiliyoruz. Üstad ikinci katmanı müminlerin cemaati, ikinci katmanı, üçüncü katmanı da bütün varlık cemaati olarak okumuştu, hatırlayacaksınız. Bütün mevcudatın kardeşlik cemaati, üçüncü katman. İkinci katman müminlerin, inanan ve gönüllerini birbirine yaslamış olan mümin gönüllerin cemaati. Şimdi eğer biz kendi ferdiyetimiz içerisinde cemaat olduğumuzun idraki içerisinde olursak, o ikinci ve üçüncü katmana da geçebiliyoruz. Şimdi üstad bize bu cümleyi kurdu. Bu cümle aklınızda kalsın istiyorum. İnsanın, Cenab-ı Hak insanı pek acip bir terkipte yaratmıştır. Onun, değerli dostlarım, kesret içinde vahdeti, terkip içinde vesateti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. Şimdi üstad bize bunu insan bedeni üzerinden biraz daha açacak ve şöyle diyecek: İhtiva ettiği aza, havas ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi
Aralarında görülen sürat, teavün ve imdadattan anlaşıldığı üzere her birisi arkadaşlarının lezzet, elan ve teessüründen hisse alıyorlar. Şimdi cemaat demek ne demek? Aynı zamanda bir etkileşim demek. Yani biz sadece işte göz geldi, yüzün içerisinde uyumlu bir yere yerleşti. Efendim bütün bir bedenle koordineli, ruhla koordineli olarak çalışıyor. Sadece buna cemaat içerisinde onun ferdiyeti demiyoruz. Ferdiyet cemaat ilişkisinde ne var? Etkileşim var, öyle değil mi? İşte üstad bu etkileşime de dikkat çekiyor. İnsan bedeni azalardan, hislerden, latifelerden oluşuyor. Bunların her birinin bir müstakil lezzetleri var. Ama bir de birbirlerinin lezzetlerinden aldıkları lezzetler de var. Yani görmenin bir lezzeti var, öyle değil mi? Hatta üstad 24. sözde bunu çok güzel anlatır. Mesela gözün önüne serilmiş olan bir sofra var. Nimet sofrası var gözümüzün önüne serilmiş. Renkler var, şekiller var, biçimler var, formlar var. Gözümüzün önünde bir sofra. Kulağımız için sesler var, nameler var, neşideler var kulağımız için. O da bir sofra, kulağın sofrası. Kulak da o sofradan besleniyor. Aklın önünde başka bir sofra, kalbin önünde başka bir sofra, hayalin önünde bambaşka bir sofra, duyguların önüne serilmiş sofralar var. Şimdi dikkat edin, her birinin müstakil lezzetleri var, öyle değil mi? Bu cemaatin içerisinde insan mahiyetini cemaat olarak düşündüğünüzde o cemaatin fertleri için serilmiş ayrı ayrı sofralar var. Hiçbiri ötekisiyle beslenemiyor. Yani aklınızı yediğiniz yemeklerle besleyemiyorsunuz. Onu düşünceyle beslemeniz gerekiyor. Kalbinizi muhabbetle beslemeniz gerekiyor. Kulağınızı seslerle kokuları düşünün, kokuları, burnumuzun önüne serilmiş olan lezzet sofralarını. Gözünüzle koku alamıyorsunuz, bu çok açık. Ama değerli dostlarım, şimdi cemaat ya bunlar aynı zamanda. Her birinin önüne serilmiş müstakil lezzet sofraları var ama birbirlerinin lezzetlerinden de lezzet alıyorlar. Mesela görmenin lezzetini düşünün, görmenin lezzetini. Bütün beden bu lezzeti duyuyor. Çünkü bütün beden görmekle ilgili problemini göz üzerinden çözüyor. Yani ayak nereye gideceğini gözle tayin ediyor. Efendim kol nereye yöneleceğini gözle tayin ediyor. Dolayısıyla gözün lezzetlerinden bütün bir bu mahiyetin, insan mahiyetinin gözün lezzetinden lezzeti var. Düşünmenin lezzetinden hepsinin lezzeti var, sevmenin lezzetinden hepsinin lezzeti var, tutmanın, dokunmanın lezzetinden, bir sevdiğimizin elini tutmanın, onun eline dokunmanın lezzetinden bütün bir insan mahiyetindeki cüzlerin lezzeti yok mu? Bakın, bir taraftan kendi lezzetleri var ama bir de birbirlerinin lezzetinden aldıkları lezzetler var. İşte bu lezzetler ama elemler için de böyle. Yani bir gözün gördüğünün hüznünü bütün bir insan mahiyeti duyabiliyor, öyle değil mi? Aynı şekilde kulağın işittiği şeyin hüznünü, kederini, elemini bütün bir insan mahiyeti duyabiliyor. İşte bu kendi aralarındaki bu müstakil lezzetler ama aynı zamanda o lezzeti paylaşmalar, aralarında görülen sürat, teavün ve imdadattan anlaşıldığı üzere. Bir de bütün bu uzuvlar, bütün bu duygular, latifeler arasında ne var? Sürat, teavün ve imdadat var. Sürat var çünkü çok uyumlu hareket ediyorlar. Hani Üstad İhlas Risalesi'nde neyi anlatıyor? Bir göz, bir el diğer elle rekabet etmez, göz kulağın ayıbını görmez diyor Bediüzzaman Hazretleri. Aralarında ne var? Hep bir koordinasyon var. Hep bir koordinasyon var. İki tane gözümüz var ama bir şekilde görüyoruz. Ve gözle kulak arasında koordinasyon var. Ellerim arasında bir ahenk ve koordinasyon var. Elle ayak arasında ahenk ve koordinasyon var.
Şu iç organlarım arasındaki koordinasyonu düşünün, ilişkiyi düşünün. İşte bu, bütün bir cüzler arasında birbirlerinin imdadına koşmalar var, birbirlerine destek olmalar var. Bakın teavün, biz muavenet diyoruz ya, bugün çok önemli kelimelerimizden bir tanesi yardımlaşma. Özellikle de biliyorsunuz, özellikle de Türkiye'deki kardeşlerimizin imdatlarına koşmaya teavün diyoruz, muavenet diyoruz. Aslında ama muavenetin bir tevhid ilkesi olduğunu anlatıyor bize Bediüzzaman Hazretleri. Muavenet bir tevhid ilkesi, yardımlaşma. Birbirinin imdadına koşuyor bakın. Göz kulağın imdadına koşuyor. Efendim kulak aklın imdadına koşuyor. Akıl kalbin imdadına koşuyor. Dolayısıyla bu uzuvlarımız arasındaki, cüzlerimiz arasındaki bu teavün, efendim bu tesanüt, bu imdada koşma, bu yardımlaşma, üstelik bu koordinasyon, bu sürat, bütün bunlar her birisi kendi arkadaşlarının lezzet eden ve teessüründen kendi hisselerini almaları suretinde bir birlik ve beraberlik, yani kesret içinde vahdet, terkip içinde besatet, cemaat içinde ferdiyet ilişkisi bütün bir bedende kendini okutturuyor. Bu hilkat sayesinde, yani Cenab-ı Hakk'ın insanı yarattığı bu mahiyet sayesinde insan eğer uluhiyet yoluna giderse bütün lezzet, nimet, kemalat nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şayandır. Şimdi nereye getirdi bağladığı üstad meseleyi? Şimdi bu okuduğumuz, insan bedeninde okuduğumuz bu kesret, vahdet, terkip, besatet, cemaat, ferdiyet ilişkisi, hepsini aslında cemaat, ferdiyet ilişkisinde toplayacağız bugün. Bu ilişki aslında bir tevhid ilişkisi ve insan bu yaratılışı sayesinde kulluk yolunda giderse bütün lezzet, nimet, kemalat nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şayan. Yani adeta şu yeryüzünü, diyor ya üstadımız, bir sofrayı nimet olarak Allah önümüze sermiş. Ve eğer biz ubudiyet, yani kulluk yoluna gidersek, yani o sofraları önümüze seren nimet sahibini görür, tanır, onu sever, ona kendimizi sevdirmeye ubudiyet diyoruz ya, onu tanımaya, o bize kendini tanıttırıyor. Onun bize kendini tanıttırmasına mukabil, tanımakla mukabele etmeye iman, onun bize kendini sevdirmesine mukabil, sevmekle mukabele etmeye de, biliyorsunuz kendimizi ona sevdirmekle mukabele etmeye de amel, ibadet diyoruz. Tanıttırıyor, biz tanımakla mukabele ediyoruz. Sevdiriyor, sevmekle mukabele ediyoruz. İman ve İslam diyor Bediüzzaman Hazretleri 11. sözde tanımak ve sevmek mukabelesine. Dolayısıyla eğer biz bu yolda gidersek, yani o önümüze serilen nimetleri adeta, hani bütün bir uzviyetimiz, bütün bir mahiyetimiz adeta bir telezzüze dönüşüyor. Bir lezzetlenmeye, bir zevke dönüşüyor. Göz bir telezzüz uzvu haline geliyor. Onunla lezzet alıyorsunuz baktığınız şeylerden. Kulağınızla lezzet alıyorsunuz işittiğiniz şeylerden. Dolayısıyla adeta insan mahiyeti lezzetleri toplayan, yeryüzünden bütün lezzetleri toplayan, var olmanın lezzetini duyan bir mahiyete bürünüyor. Bütün lezzet, bütün nimet, bütün kemalat nevilerine mazhar olmaya insan şayan. Bütün kemalat nevilerine. Yani adeta insan mahiyeti aldığı lezzetlerle bütün bir kainatı Cenab-ı Hak adeta insanın önüne bir nimet sofrası olarak sermiş. İnsan o lezzetleri aldıkça onunla kemale eriyor ve o lezzet, o nimet, o kemalat nevilerine, çeşitlerine, kısımlarına
Hepsine mazhar olmaya şayan. Bir çeşit lezzet yok biliyorsunuz. Mesela yediğiniz, üstad bize anlatıyor ya, müminseniz eğer sadece elmanın lezzetini duymuyorsunuz. Neyin lezzetini duyuyorsunuz? O elmanın kimden geldiğini biliyor oluşun lezzetini duyuyorsunuz. Dolayısıyla o zaman o lezzet sadece damağınızın lezzeti olmuyor, ruhunuzun da lezzeti oluyor. Dimağınızın da lezzeti oluyor tefekkür ettiğiniz için. Kalbinizin de lezzeti oluyor muhabbet ettiğiniz için. Şükür kalbin lezzetidir biliyorsunuz. Şükür kalbin lezzetidir. Ne oluyor bakın? Üstadın anlattığı gibi eğer siz iman yolunda yürüyorsanız bir elmayı ısırıyorsunuz mesela. Ondan aldığınız lezzet sadece damağınızın lezzeti olmuyor. Ne oluyor? Onun kokusunu duyuyorsunuz, ayrı lezzet. Onu seyrediyorsunuz, rengini seyrediyorsunuz, o gözün lezzeti. Tamam ama bir de onu, o elmayı size bir sultanın, ezel ve ebed sultanının hediye olarak gönderdiğini idrak ettiğinizde bu idrak aklın lezzeti, ona muhabbetle mukabele ettiğinizde, sevgiyle mukabele ettiğinizde bu kalbin lezzeti, şükürle mukabele ettiğinizde ve ruhun lezzeti haline geliyor. Öyle olunca dikkat edin bakın ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? İnsan eğer ubudiyet yoluna giderse bu mahiyetiyle, yani bu kompleks mahiyetiyle, bu kesret içerisindeki vahdet, cemaat içerisindeki ferdiyet mahiyetiyle bütün lezzetleri toplayan, kendinde toplayan, bütün lezzetleri kendinde topladığı için bütün kemalatları da kendinde toplayan bir mahiyete bürünüyor, bunlara mazhar oluyor. Ve keza eğer enaniyet yolunu takip ederse çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstehaktır. Şimdi eğer ubudiyet yolundan gitmez de iki yol var, hep üstad birinci sözden itibaren iki yol olarak anlatıyor ya, iki şekilde kimlik inşa ediyorsunuz. Ya enaniyet üzerine kimlik kuruyorsunuz ya da ubudiyetin üzerine kimlik kuruyorsunuz. Eğer siz ubudiyet yolundan gitmez de enaniyet yolundan giderseniz İşte bu toplayıcı insana, bu toplayıcı mahiyet insana tasavvufta kevni cami deniliyor bu yüzden. Kevn biliyorsunuz oluş anlamına geliyor. Cami de toplayıcı demek. Toplayıcı bir kevni insan. Yani bütün lezzetleri kendinde topladınız ya siz ubudiyet yolunda giderek. İşte insan ubudiyet yolunda gitmeyip enaniyet yoluna giderse o zaman bütün elemleri kendi mahiyetinde topluyor. Mesela istikbali düşünün, gelecek zamanı düşünün. İman nazarıyla baktığınızda orada ebedi cenneti, ebedi saadeti, vuslatı, şevi arusu, likaullahı görüyorsunuz. Ve oradan saadet alıyorsunuz, öyle değil mi? Oradan saadet alıyorsunuz. Oysa siz imani nazarla bakmayıp da enaniyet nazarıyla bakarsanız istikbale, orada bir karanlık görüyorsunuz, bir son görüyorsunuz. Efendim ağzını açmış bekleyen bir kuyu dibindeki bir canavarı görüyorsunuz ve oradan elem almaya başlıyorsunuz. Çocuğunuza bakıyorsunuz, her türlü tehlike onu bekliyor. Ölüm sizi ayırabiliyor. Bütün mesuliyetini enaniyet cihetiyle baktığınızda kendi üstünüze alıyorsunuz. Lezzetini duyamaz hale geliyorsunuz. Kaygılar, korkular sizi öyle bir bürüyor ki, dünyanın yükünü öyle bir omuzunuza alıyorsunuz ki ne oluyor? Elem toplamaya başlıyorsunuz. Bulutlar yağmur topladığı gibi size elem toplamaya başlıyorsunuz. Ve duygularınız boş durmuyor. Dikkat edin yine toplayıcı oluyor. Ama lezzet toplamak yerine elem topluyor. Yemek yiyorsunuz. Yemeğin geçici bir lezzeti olabilir ama yiyorsunuz ve bitiyor. Ve ne oluyor? Yine geride fenanın elemi kalıyor. Oysa imani nazarla bakıp da onu şükre dönüştürdüğünüzde kalbin lezzetini, ruhun lezzetini, aklın lezzetini duyabilir hale geliyorsunuz. Velhasıl değerli dostlar, Üstad bize diyor ki eğer insan enaniyet yolunu takip ederse çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstehaktır. Şimdi değerli dostlar, ben bu yolculuğu
Fert cemaat ilişkisi olarak tanımladım ya, oradan yoluma devam etmek istiyorum. Burada çok önemli bir şey vurguladı Bediüzzaman Hazretleri. Aslında cemaat fert ilişkisi olarak değerlendirdiğimiz bu ilişki, yani cemaatin içerisinde ferdiyetimizi yitirmemek, bakın insan mahiyeti böyle değil mi? İnsan mahiyetinin içerisinde bütün cüzler kendi ferdiyetlerini muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla cemaatin içinde ferdiyetimizi yitirmemek ama ferdiyetimizi cemaatin içerisinde anlamlı hale getirmek. İşte daha, o bütünün parçası haline getirebilmek, cemaat bütününün parçası haline getirebilmek, bu Cenab-ı Hakk'ın bizim kendi iç alemimizde, kendi mahiyetimizde bize öğrettiği bir hakikati içtimai hayata yansıması. Ve bu içtimai hayata nasıl yansıyor? İnsan bedenindeki gibi yansıyor. İşte insan cemaatin içerisinde de aynı mahiyetle bulunuyor. Aynı elem, aynı elem ya da aynı lezzet. Aynı ferdiyet, aynı külliyet içerisinde bulunuyor. O yüzden biraz meseleyi bu insanın fert olma mahiyetinden işte dışarıya taşıyıp, cemaat olma mahiyetine taşıyıp insanın cemaat içerisindeki ferdiyeti üzerinden yoluma devam etmek istiyorum. Müsaade ederseniz bu bağlamda da Hoca Efendi'den bazı metinler seçtim. Onları beraber okuyabilelim arzu ediyorum. Şuradan başlayalım. Şahs-ı manevi başlığından başlayalım. Şahs-ı manevi makalenin adı Prizma 8'de çizgimizi hecelerken makalesinde. Ümit ederim bunları sizinle Asuman paylaşacaktır. Şöyle diyor makalenin sonunda, hepsini okumayacağız. Hoca Efendi cemaatin fertlerin kıymetini yükselttiğini anlatıyor Şahs-ı manevi makalesinin içerisinde. Cemaat oluşun, hani gözü düşünün, evet cemaat içinde bir fert ama cemaatin içinde oluşu gözün değerini yükseltiyor, öyle değil mi? Bir hücrenin değerini insan gözünün hücresi, efendim insan parmağının hücresi oluşu ona kıymet kazandırıyor. Aynen onun gibi Hoca Efendi bu makalede, Şahs-ı Manevi makalesinde cemaatin fertlerinin kıymetini yükselttiğini anlatıyor. Ve şöyle diyor, yükseltir mi, alçaltır mı cemaatin içerisinde olmak? Hep böyle bir tartışma konusu var ya, cemaatin içerisinde olmak ferdi istidat ve kabiliyetleri öldürüyor gibi temel bir yaklaşım sergileniyor. Ferdiyetin ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Sürekli hani ferdiyet yerine birey ifadesi kullanılıyor daha çok. Sürekli birey olmanın önemi, birey olmanın önemi. Tamam, birey olmak çok önemli. Zaten insan mahiyeti bize bunu gösteriyor. Fakat cemaat olmak o birey olmanın önemini azaltıyor mu, arttırıyor mu? İşte bunu insan bedenine bakarak görebiliyoruz. Bu bir. Hoca Efendi de bize bununla ilgili bazı cümleler kuracak. Bakalım ne diyecek bize sevgili hocamız? Şöyle diyor. Kıymetli bir bütünü meydana getiren parçalar kendi kendine kıymet kazanır. Nasıl ki dağdaki, sokaktaki ve taş ocağındaki taş yerinde kaldığı müddetçe sadece taştan ibarettir. Bakın taş, dağda bir taş, sokakta bir taş ya da taş ocağında bir taş. Yerinde kaldığı sürece sadece bir taştan ibaret. Ama o taşı kubbede diğer taşlarla baş başa vermiş olarak düşünün. Onu Süleymaniye'nin kubbesindeki bir taş olarak düşünün. Onu Ayasofya'nın kubbesindeki bir taş, Sultanahmet'in kubbesindeki bir taş olarak düşünün. Diğer taşlarla baş başa verdiği zaman binlerce lira değerinde bir kıymet kazanır. Şimdi bakın, sokaktaki taşken aynı taş, o taş gene o taş, ferdiyetiyle yine o taş. Ama bir cemaatin içinde, yani diğer taşlarla baş başa verip de o kubbenin içerisinde yer aldığında ne oluyor? Birden kıymet kazanıyor. Ona kıymet kazandıran şey ne? O kömürdü de elmas olmadı, gene aynı taş. Ama ona kıymet kazandıran şey diğer taşlarla baş başa vermişliği ve bir kubbenin içerisinde yer almıştı.
Diyor ki hoca efendi, bu güzelliği olan, mesela bir güzelliği olan, mesela bunu cemaat bağlamında dönüştürerek anlatacak şimdi. Mesela nafizül kelim ve natuk, yani sözü tesirli ve güçlü bir hatip anlamına geliyor bu. Şimdi aramızda birisi var diyelim, sözü çok tesirli ve çok güçlü. Buna nafizül kelim ve natuk dedi hoca efendi. Sonra böyle bir kimse var. Aynı zamanda sağlam bir kalp yapısına sahip birisiyle yan yana gelse. Şimdi böyle birisi sağlam bir kalp yapısına sahip birisiyle yan yana geldi diyelim. Ne oldu? İki tane güzellik yan yana gelmiş oldu. Sonra iki güzellik yan yana gelmiş oldu. Devam edelim. İki güzellik yan yana gelince onun güzelliğinden, o da diğerinin güzelliğinden istifade etmez mi? Devam edelim. Her biri iki güzelliğe sahip olur. Bu şekilde dört güzellik ortaya çıkar ve bunlardan bir tanesi servetiyle gelip onlara omuz verse. Ve bir kişi daha katıldı, üçüncü bir kişi. O da geldi, servetiyle onlara omuz verdi. Bu da zenginlerden birisiydi, imkanı vardı. Servetiyle onlara omuz verdi. Bir başkası geldi, o da ilmiyle destek verdi. Birisinin hitabeti güçlüydü, ötekisinin kalbi güçlüydü. Birisi geldi, servetiyle omuz verdi. Ötekisi geldi, ilmiyle destek verdi. Ne oldu? Dört tane adam oldular bunlar. Şimdi dört güzellik oldu. Ama her birinde dört güzellik oldu. Ve dört güzelliğin teatisiyle burada sekiz tane güzel ortaya çıkmış oluyor. Daireli olarak meseleyi ele alırsak namütenahi güzellikler meydana geliyor. Bunu söyleyebilmek mümkün. Tıpkı işte şu yüzümüzdeki uzuvların bir araya gelişindeki namütenahi güzellik gibi. Gerçek manasıyla namütenahi güzellik. Gözü insan yüzünden çıkarıp tek başına baktığınızda ona şu yüzün bütünü içerisindeki güzelliği yükleyemiyorsunuz, öyle değil mi? Öyle mi namütenahi bir güzellik işte? Hasılı kıymet şahs-ı maneviyeye verilirse fertlerin kıymeti alçalmayıp yükselecektir diyor Hoca Efendi. İnsan bedenindeki gibi. Kıymeti şahs-ı maneviyeye verirseniz eğer, düşünün insan bedenindeki hücreleri düşünün. Benim parmağımdan kopan bir hücrenin bir kıymeti kalmıyor. Bir ağacı düşünün, ağacın yapraklarını, çiçeklerini düşünün. O ağaçtan kopup giden bir yaprağın, kopan bir yaprağın kıymeti ne nispette olur ki? Bütünden kopuyor. Ama o yaprak, o ağacın bütünü içerisinde nasıl da kıymet kazanıyor. O ağacın bütünü içerisinde nasıl da değerleniyor. İşte diyor ki Hoca Efendi de kıymet şahs-ı maneviye verilmeli. Allah'ın kanunu bu, bakın, külli kan. Hoca Efendi bunun sadece bizi bağlayan bir kanun olmadığını, külli bir kanun olduğunu anlatıyor. Külli kanun. Kıymet şahs-ı maneviye verilirse fertlerin kıymeti alçalmayıp yükselecektir. Kıymetli bir cemaat içerisinde her fert abdestle kılınan namazın her rüknünün kıymet kazanması gibi çok aziz, kıymetler üstü bir kıymete haizdir. Ne olacak? Cemaatin içerisinde olduğu için her fert o cemaatin kıymetince kıymetlenmiş olacak. Bu bağlamda yine Hoca Efendi'ye şöyle soruluyor değerli dostlarım, bir başka makalede, Kalp İbresi'nde bu da. Kalp İbresi Kırık Testi serisinin 9. kitabı. Hoca Efendi'ye soruluyor ki, kolektif şuur içerisinde ferdi kabiliyetlerin köreldiği iddia ediliyor. Kolektif şuur içerisinde ferdin çiçek açması, ferdin istidatlarının inkişaf etmesi nasıl mümkün olur diye soruluyor Hoca Efendi'ye. Bakın soru bu. Kolektif şuur içerisinde ferdi kabiliyetlerin köreldiği iddia ediliyor. Ne cevap veriyor Hoca Efendi tahmin edeceksiniz?
Ferdi istidat ve kabiliyetler kolektif şuur içerisinde körelmeye maruz kalır şeklinde bir yaklaşım kanaatimce doğru değildir diyor Hoca Efendi. Bu doğru değildir. Yeter mi? Bu kadar yetmez. Bir de aksi var. Aksine kolektif şuur farklı istidat ve kabiliyetlerin inkişaf etmesi için uygun bir ortam hazırlamanın ad ve ünvanıdır. Neymiş kolektif şuur? Farklı istidat ve kabiliyetlerin inkişaf etmesi için uygun bir ortam hazırlamanın ad ve ünvanıdır. Öyleyse aslında hepimiz kolektif şuuru bu mahiyetiyle ele almamız lazım. Yani bir istişare yapılacaksa fertlerin istidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkaracak bir zemin hazırlamak kolektif şuur. Evet, o gerçek mana ve muhtevasıyla ortaya konulduğunda insanlar o zeminde beyin fırtınaları yaşar, kendilerini rahatça ifade eder ve fikirlerini açık bir şekilde ortaya koyarlar. Çünkü o atmosferde insanlar en azından kendileri kadar başkalarının da bir kısım hakikatleri ortaya koyabileceklerine inanırlar. Öyle değil mi? Kolektif şuurun içerisinde siz bir hakikati ortaya koydunuz ama başkaları da hakikatler ortaya koyabilirler. Siz bir yerden baktınız, başkaları da başka yerlerden bakarlar. Hakikate karşı saygılı davranırlar ve hakikatin kimin elinden çıkarsa çıksın, kimin elinden hakikat çıkarsa çıksın, onu alır, öper, baş tacı ederler. Dolayısıyla orada fertler bir aklın yerine 100 aklın, 1000 aklın, hatta birkaç bin aklın çalıştığını görürler ve ulaşılan neticelerin de o birkaç bin aklın varidatıyla elde edildiğini müşahede ederler. Öyle semereler ihsan eder ki Allah'ın rahmeti cemaate, öyle semereler ihsan eder ki döner bakarlar, yani bu bir akılla, 5 akılla, 10 akılla ortaya konulacak şey değil. Bu birkaç bin akılla ancak ortaya çıkabilecek bir şey derler. Onu müşahede ederler. Bu durumda orada bulunan insanların farklı düşüncelere saygılı olma, farklı mülazalar açık durma, duyma, duygu ve düşüncesini verir. Ne olur bunu görebildiğimizde, yani bir araya geldiğimizde nasıl küllileştiğimizi, aklı nasıl küllileştirdiğimizi gördüğümüzde farklı düşüncelere saygılı olmayı öğreniriz. Farklı mülahazalara açık durmayı öğreniriz. Bu duygu ve düşünceyi bize verir o kolektif şuur. Saygılı olmak ve açık durmak farklı mülahazalara. Yani bizi, değerli dostlarım, inhisarcılıktan, tek doğru benim doğrumdur düşüncesinden, bağnazlıklardan korumuş olur, ufkumuzu, görüşümüzü, bakışımızı açar. Ve bizi bir akılla değil, çok akılla düşünme noktasına taşır. Böylece daha derin ve engince düşünür, daha güzel neticelere ulaşırlar. Fakat bazıları kolektif şuur derken onu müstebidane, oligarşik bir hakimiyet kurma şeklinde anlayabiliyor, biliyorsunuz. Bazıları böyle yaklaşıyor, kolektif şuur diyor ama onu müstebidane, istibdat, yani baskıcı bir tavırla oligarşik bir hakimiyet kurma, şahsi ve hususi fikirlerini ortaya çıkmasına engel olmak için farklı düşüncelere baskı uygulama şeklinde anlıyorsa diyor Hoca Efendi kolektif şuuru, böyle bir anlayışın kolektif şuurla hiçbir alakası bulunmadığı açıktır. Bazıları biliyorsunuz işte milletim diyor, halkım diyor bir takım insanlar, fakat bunu söylerken kendi düşüncelerini o insanlara bir elbise olarak giydiriyor. Adeta onların bir tek düşüncesi var ve onları temsil ediyormuş gibi davranıyor. Dolayısıyla bunun hiçbir alakası yok kolektif düşünceyle. Böyle kör bir terakki karşısında ferdi istidat ve kabiliyetler de gelişmez, biliyorsunuz. Ferdi istidat ve kabiliyetler için ne olması gerekiyor? Tam manasıyla insanların kendilerini çok iyi ifade edebilmeleri gerekiyor. Farklı akıllarla düşünüyor olabilmemiz için
insanların duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilecekleri zeminler oluşturabilmemiz ve onlara karşı çok saygılı olabilmemiz gerekiyor. Hakikat bizim tek elimizde değil. Dolayısıyla birileri böyle telakiler karşısında ferdi istidat ve kabiliyetler gitgide körelir, dumura uğrar. Bu sebeple diyebiliriz ki kabahat kolektif şuurun değildir diyor Hoca Efendi. Yani birilerinin istidat ve kabiliyetleri köreldiyse burada kabahat kolektif şuurda değildir. Onun mana ve muhtevasını farklı bir kalıba ifra edip yeni istifadeyle, çok özür diliyorum, yeni ifadeyle işlevini değiştirene aittir. Kolektif şuurun işlevini değiştirirseniz, tekelciliğe, oligarşik yapılanmalara girerseniz, işte o zaman bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ferdi istidat ve kabiliyetler ölür. Herkes birbirinin aynı haline gelir. Küçük muktedirler haline gelir fertler. Küçük enaniyet adacıkları haline gelir. Ve ortada asla kolektif bir şuur olmaz, bunun iddiası olmakla beraber. Makalenin devamını okumayacağım. Makalenin devamında Hoca Efendi bu meseleyi daha da derinleştiriyor. İsteyen arkadaşlar okuyabilirler. Ben bir başka makaleye geçmek istiyorum. Özellikle geçmek istiyorum. Cemaat velayetini konuşmak istiyorum sizinle. Bu metinde Cemaat Gerçeği makalenin adı ama Hoca Efendi cemaat velayetini anlatıyor. Prizma 1'de. Ne kadar çok prizma 1 ve 40 testi 1'e dönüyoruz, farkında mısınız? Uçlar hep o tarafa doğru uzanıyor çünkü. Prizma 1'de değerli dostlarım, Cemaat Gerçeği diye bir makale var. Zikrettiğim gibi cemaat velayetini anlatıyor. Şimdi dikkat edin, aslında vücudumuzdaki bu cüzlerin, yani bu kesretin vahdet tecellisi bir velayete benziyor, öyle değil mi? Bu terkip içerisindeki besatet bir velayete benziyor insan mahiyetinde. Şimdi cemaat aslında bir velayet, bunu anlatacak bize Hoca Efendi. Bunu beraber okuyabilirim istiyorum ilgili makaleyi. Cemaat veliliği çok sık telaffuz ettiğiniz kavramlardan biri diye soruluyor Hoca Efendi'ye. Cemaat veliliği, altını çiziyorum. Bununla neyi kastettiği soruluyor, sorudu Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi de diyor ki cemaat belli duygu, düşünce, inanç ve doktrinin etrafında şuurluca toplanmış insanların meydana getirdiği bütündür. Dikkat edin ne var burada? Duygu, düşünce, inanç, doktrinin etrafında, yani bir adeta bir bedenin, bedendeki hücrelerin ruh etrafında toplandığı gibi belli düşünce, duygu, doktrin etrafında şuurluca toplanmış insanların meydana getirdiği bütüne, bakın fertlerden oluşan cemaate, cüzlerden oluşan küle cemaat diyoruz. Cemiyet ise, bir de cemiyet kavramımız var biliyorsunuz. Cemiyet nedir? Duygu, düşünce, inanç, doktrin birliği olsun olmasın. Olmak zorunda değil, olsun olmasın. Belli bir hedefe ulaşmak, belli bir gayeye yetişmek için, o gayeyi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş olan kitlelere de cemiyet deniliyor biliyorsunuz. Cemiyeti meydana getiren insanlar her ne kadar aynı hedef etrafında birleşmiş gözükseler de her birinin amacı, düşüncesi farklı olabiliyor. O gayelere ulaşılmadığı zaman da dağılıyorlar, dağılmalar, ayrılmalar oluyor. Bunlar ihtimal dahilinde. Cemaate gelince, bizim meselemiz cemaat. Cemaate gelince orada farklı gaye, farklı beklenti, mevzu bahis olmadığı gibi. Olmaz farklı gaye. Aynı duygu, aynı düşünce. Yani kesret, insanların kesreti, vahdet. O kesreti vahdette, vahdet haline getiren şey aynı duygu, aynı gaye, aynı düşünce. Dolayısıyla da farklı gaye, farklı düşünceler mevzu bahis olmadığı gibi içtihat ayrılıkları müstesna, dağılma ve ayrılmalar da söz konusu olmaz. Zira inanılan şeyler etrafında bütünleşme hem bir vazife hem de bir ibadettir. İnanılan şeyler etrafında bütünleşme, birleşme değil bakın, bütünleşme
hem bir vazife hem de bir ibadettir. Öyle olduğu gibi değerler üstü değerlere de sahiptir Allah'ın indinde. Mesela düşünün, hac esnasında Arafat'a çıkıyorsunuz. Bayram günü bayram namazı için camide cem oluyorsunuz. Ama bunları yapmam deyip de toplumdan ayrılan bir Müslüman düşünün. Arafat'a çıkmayan bir Müslüman. Düşünün, dini terk etmiş oluyor Arafat'a çıkmayınca. Dinin rükünü biliyorsunuz hac Arafat'tır. Dinin rükününü terk etmiş oluyor. İşte ben bayram namazına katılmam diyen birisini düşünün veya bu yerlere Allah'ın rızası haricinde gidiyor ama başka gayelerle gidiyor diyelim. Farklı gayelerle gelen bir tek insan bile yoktur, değil mi? Yani oraya gidişin manası çok belli. Evet, bizi orada toplayan Allah'ın emridir, gaye de bellidir. Bu emir yanında dünya ve dünya içinde bulunan şeylerin zerre kadar kıymeti yoktur. Yalnız hemen ifade edelim ki her külli kaidenin mutlaka istisnası vardır. Dolayısıyla genelleme yaparak seslendirdiğimiz bu düşüncelerde de istisna kategorisinde girebilecek şahıslar olabileceği hatırdan çıkarılmamalı. Ancak bunlar o cem-i gafir, yani büyük çoğunluk yanında kıymet ifade etmezler. Şimdi yolumuza devam ediyoruz cemaat meselesine. Cemaat olmanın yanında cemaat prensipleriyle yürümesinin de insan ve topluma kazandırdığı pek çok şey vardır. İşte birlik unsurları. Bunlar bilhassa globalleşmenin, globalleşen bir dünya düşünün, bugün daha fazla ehemmiyet kazanıyor. Şimdi başka bir noktada Hoca Efendi'ye cemaat sorulduğunda Üstad diyor ya, hani zaman cemaat zamanıdır diyor. Hoca Efendi diyor ki Hazreti Adem'den bugüne hepsi cemaat zamanıdır zaman. İnsan sosyal bir varlık olarak yaratılıyor ya. Hazreti Adem'den bugüne kadar hep zaman cemaat zamanıdır. Sadece bazı zaman dilimleri cemaat olmanın önemini biraz daha öne çıkarmış oluyor. Bizim yaşadığımız zamanda bir enaniyet asrı, bir ferdiyet asrı olduğu için cemaat olmanın öneminin daha fazla öne çıktığı bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Özellikle de globalleşen dünyada bugün cemaat olmak daha fazla önem kazandı. Şöyle ki, fert dahi bile olsa, dahiyane teşebbüsleriyle ortaya harikulade işler de koysa, cemaat düşüncesi ve beraberliğiyle ortaya konulan işler onu rahatlıkla çok gerilerde bırakır. Düşünün, siz 1.000 akılla düşünüyorsunuz, 100.000 akılla düşünüyorsunuz. Dolayısıyla hani dahi bile olsa fert onu geride bırakır. 100.000 akılla düşünüyorsunuz, demin konuştuk ya, bu yetmiyor. Ne oluyor? İşte birisi sermayesiyle koşuyor yardımınıza, ötekisi ilmiyle koşuyor, ötekisi gönlüyle koşuyor, ötekisi hitabetiyle sizin yardımınıza koşuyor. Dolayısıyla bunu fert olarak yapabilmek, buna erişebilmek mümkün değil. Tıpkı vücudumuzdaki cüzlerin vücudumuzdan bağımsız olarak o performansı sergilemelerinin mümkün olmadığı gibi. Zira bir Arap atasözünde de ifade edildiği gibi, iki kafa bir kafadan hayırlıdır. Kafa, yani düşünen bir beyin sayısı, alınan kararları uygulamada omuz veren insan sayısı ne kadar çoğalırsa. Şimdi düşünen beyinler çoğaldı ama yetmiyor. O alınan kararların bir de uygulanması gerekiyor. Ona da omuz verecek insanlar lazım. Bir de onlar çoğalırsa ortaya konan performans doğrultusunda istenilen neticeye ulaşmak da o kadar kolay ve mükemmel olur. Bütün bunları tek bir ferdin dahi bile olsa başarması yalnız başına düşünülemez. Başarması, yapması dahi bile olsa düşünülemez. Ayrıca cemaat de müsademe-i efkar, müdavele-i efkar, yani fikir tartışması, fikir alışverişi sayesinde barikaya hakikat ortaya çıkar. Barikaya hakikat, hakikat kıvılcımı demek. Bu çok meşhur bir sözdür. Barikaya hakikat müsademe-i efkardan doğar deriz. Yani fikirleri çarpıştırırsınız da bir kıvılcım ortaya çıkar. O hakikatin kıvılcımıdır.
Bu fikirleri birbirine çarpıştırmak meselesi bugün insanların tartışmadan anladıkları gibi böyle mübareze, cedel anlamına gelmiyor. Cedel Kur'an'da sevilmeyen bir ahlak, ahlak-ı seyyiye olarak zikrediliyor biliyorsunuz. Çatıştırmak değil, özgürce düşüncelerinizi söylemek, buna eskiden münazara deniliyordu. Özgürce düşüncelerinizi söylemek ve bu surette hakikati kollamak, araştırmak ve o hakikatin, o fikirlerin bir araya gelişiyle, fikirlerin çarpışmasıyla ortaya çıkan bir şey olduğuna işaret ediyor Hoca Efendi. Ve bu sayede insan hayatına, kainatın sırlarına ait nice gizli perdeler kaldırılır. Bu da Allah'ın lütfu. İnsan hayatının perdeleri kalkar, kainatın sırları kalkar ve insan değişik duygulara uyanır. Bir fert de aynı şeyleri görmek oldukça zordur, hatta imkansızdır. Bazen fert bozuk bir plak gibi bir şeye takılır kalır. Ben çok zeki insanlar gördüm, böyle bozuk bir plak gibi bir şeye saplanıp kalan, oradan çıkamayan. İnsan ömrü de o kadar uzun değil biliyorsunuz. Yani hayatınızın bir döneminde Hint felsefesine ilgi duyuyorsunuz diyelim. Bir dalıyorsunuz oradan, bir daha çıkamıyorsunuz. İnsan bazen bozuk plak gibi takılır kalır, kendi doğru bildiği ki aslında yanlıştır, saplantıların peşinde koşar. İşte böyle saplantıdan kurtulmanın yolu cemaat içinde kendini eritmektir. Hele dünyamızın ilerleyen bilim ve teknolojisi sayesinde küçük bir köy haline geldiği günümüzde, yukarıda ifade ettiğimiz gibi fertler dahi bile olsalar yetersiz kalmaya mahkumdurlar. Bu globalleşme meselesi üzerinde Hoca Efendi başka bir makalesinde cemaat olmanın önemiyle globalleşme arasındaki ilişki üzerinde uzun uzun duruyor. Dünya bir köy haline geldiyse cemaat olmak daha da önem kazanıyor. Bu itibarla bundan sonra ferdi dehalar, bakın bundan sonra ferdi dehalar, cemaatin himmeti ve meşveret havuzuna sığınmakla büyüklüklerini ortaya koyabilir, kendilerini gösterebilirler. Şimdi bu dehayı değersiz kılmıyor, dikkat edin, ama deha yine nerede kıymet kazanıyor? O deha da cemaatin içerisinde kıymet kazanıyor. O da cemaatin havuzunda eridiğinde ne oluyor? Ferdi dehalar cemaat dehası haline geliyor. Cemaatin himmeti meşveret havuzuna sığınmakla büyüklüklerini o dehalar ortaya koyabilir, kendilerini gösterebilirler. Hatta diyor Hoca Efendi, benim kanaatime göre karizmatik özelliklere sahip insanlar bile hala eski dönemlerde olduğu gibi müstakil hareket etmeye kalkarlarsa katiyen başarılı olamazlar. Bakın, katiyen başarılı olamazlar. Karizmatik özelliklere sahip olanlar bile. Onun için bir buz parçasının havuzda bütünleşmesi mesulü. Üstadımızın yaklaşımı biliyorsunuz. Ne diyor üstad? Bir buz parçası hükmünde olan enaniyetini nahnü havuzunda erit diyor. Nahnü biz demek biliyorsunuz. Biz havuzunda erit benliğini. Dolayısıyla karizmatik özellikleri de sahip olsa bir insan, dahi de olsa o biz havuzunda erittiğinde benliğini, efendim havuzla bütünleştiklerinde karizmatik şahsiyetler de mutlaka kendilerini cemaat havuzu içerisine salmalı ve eritmelidirler. İşte o ki değer kazansınlar. Böyle yaptıkları, yapabildikleri takdirde o karizmanın ağırlığı daha da artar ve fikirleri yüksek performansı ile toplumun içinde çoklarımızın idrak edeceği ağırlığa ulaşır. O fikirler o atmosfer içerisinde, o binlerce akılla düşünülen atmosfer içerisinde bir kıvam bulur. O bozuk plak gibi takılan yerlerden çıkılır. İstişarenin bereketiyle o fikirler umum tarafından da benimsenmiş olur. Onun ferdi fikirleri olmaktan da çıkmış olur. Ulaşır ve yine çoklarımızın hayal bile edemeyeceği toplum yararına yapılan işlerdeki başarılara imza atar.
Bu noktada bir hakikatin perdesini azıcık aralamama lütfen müsaade edin. Şimdi bunun altını özellikle çizmek istiyorum bu cümlenin. Nezakete bakın bir. Bir de vadeye bakın. Bir hakikatin perdesini aralamama müsaade edin diyor Hoca Efendi. Bakalım hakikat perdesi nasıl aralanıyormuş. Şöyle diyor. Bu tür düşüncelerle bir araya gelmiş ve cemaat oluşturmuş 5-10 fert. Bakın çok önemli ve herkesin asla kuramayacağı bir cümle söyleyecek bize Hoca Efendi. Bu tür düşüncelerle, yani nahnu havzunda erimek düşüncesiyle bir araya gelmiş ve bir cemaat oluşturmuş 5-10 fert, insanlığı asırlar boyu hep aydınlık iklimlerde dolaştıran Ebu Hanife, Muhammed Bahauddin Nakşibendi, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Gazali ve emsali kimselere nasip olan mazhariyetlerin çok çok ötesinde mazhariyetlere sahip olabilirler. Şimdi çok önemli bir cümle bu, değil mi? Ne dedi Hoca Efendi? Bir hakikatin perdesini azıcık aralamama müsaade edin dedi. İşte hakikatin perdesi aralandı ve cümleye bakın. Ne diyor? Bu tür düşüncelerle, yani cemaat olma düşüncesiyle, şu bedenimizdeki o mahiyetteki gibi bir araya gelmiş, cemaat oluşturmuş 5-10 fert, insanlığı asırlar boyu hep aydınlık iklimlerde dolaştıran Ebu Hanife, Muhammed Bahauddin Nakşibendi, Abdülkadir Geylani, İmam Gazali ve emsali kimselere nasip olan mazhariyetlerin çok çok ötesinde mazhariyetlere sahip olabilirler. Bu o büyük zatları tezif veya misyonlarını inkar olarak anlaşılmamalı. Onları tezif etmek değil bu. Onların misyonlarını inkar etmek değil. Bu Allah'ın cemaate hususi ihsanı şeklinde anlaşılmalı. Öyle yorumlanmalı. İsterseniz vilayet açısından bu meseleyi biraz daha açmaya gayret edelim. Aslında odak nokta burası, bakın. Cemaat velayeti. Cemaat velayet ya da vilayet de diyebilirsiniz ona. Cemaat vilayeti. Bu açıdan biraz daha açalım diyor Hoca Efendi. Vilayet bir ölçüde nedir? Önce velilik nedir? Bir bakın, çok güzel tanımlıyor Hoca Efendi. Vilayet insanın masumiyete kilitlenmesidir. Ne güzel bir tanım, değil mi? İnsanın masumiyete kilitlenmesi, günahlara girmeden saffiyeti asliyesiyle bütünleşmesi sayesinde gerçekleşir. Böyle veli oluyoruz, değil mi? Masumiyete kilitleniyoruz, saffete kilitleniyoruz. Günahlara girmeden kendi saffeti asliyemiz, Allah'ın bizi yarattığı temizlikle bütünleşmek ve bu surette velayet gerçekleşiyor. İnsanın bahsini ettiğimiz türden bir masumiyete kilitlenmesi veya düğümlenmesinde en büyük rol şahsın iradesine bakıyor. Sonra da aile ortamı başta olmak üzere çevreye bakıyor, biliyorsunuz. Bazen de Cenab-ı Hak ileride büyük bir misyon yükleyeceği böylesi kişileri ilahi serasına alıyor. İşte bana göre cemaat böyle ilahi bir seradır. Şimdi bakın hakikatin perdeleri nasıl aralanıyor. Cemaat bir seradır. Cenab-ı Hak vazife vereceği, bir misyon yükleyeceği insanları, velayet neydi değerli dostlarım? Masumiyete kilitlenmekti. Günahlara girmeden saffiyete asliyemizle bütünleşmekti. Öyle değil mi velayet? Böyle velayet elde ediliyordu. Şimdi Cenab-ı Hak bir vazife yükleyecek size ve ne olmanız gerekiyor sizin? O vazife gereği günahlara girmeden saffiyete asliyenizle bütünleşmeniz gerekiyor. Cenab-ı Hak da sizi günahlara girmeden saffiyete asliyenizle bütünleşesiniz diye bir seranın içerisine alıyor. İşte o seranın adı cemaat. Bakın bunlar hakikat perdesini çok aralayan şeyler. Çok önemli şeyler. Bir daha okuyorum.
İnsanın bahsini ettiğimiz türden bir masumiyete kilitlenmesi veya düğümlenmesinde en büyük rol kime aittir? O şahsın iradesine, sonra da ailesi başta olmak üzere çevreye aittir. Böyledir değil mi? Bazen de Cenab-ı Hak ileride büyük bir misyon yükleyeceği böylesi kişileri ilahi sırasını alabilir. İşte bana göre cemaat böyle ilahi bir seradır. İşte hakikatin perdesi aralandı. Ona dehalet eden insanlar vilayet mertebesine yükselmede temel şartlardan biri olan masumiyete kilitlenmiş demektir. Ne olur Allah aşkına bu sizin zihninize yer etsin. Cemaate girmek demek bir masumiyete kilitlenmek demektir. Hoca Efendi'nin anlattığı şekliyle. Bir seraya, ilahi bir seraya sığınmak demektir. Ve bakın vilayetin manası, veli olmak demek. O manayla veli olmak. Sonra devam ediyor ikinci olarak. Hakikatin perdesi aralanmaya devam ediyor. Çok önemli şeyler bunlar. İkinci olarak vilayette azami züht, azami takva, azami ihlas, azami efendim, azami vilayet, azami züht, azami takva, azami ihlas. Dört temel esas bunlar üstadın zikrettiği, Kastamonu layıkasında zikrettiği esaslar. Bunlara kilitlenmek esas değil mi velayet, veli olabilmek için? İster bunlar, isterse ahlak-ı âliye-i Muhammediye'ye ait diyelim, diyelim ki 200 tane esas var. Şimdi isterseniz bu dört esası alın. Diyelim ki ya da ahlak-ı âliye-i Muhammediye'ye ait 200 tane esas sayın. O kalbin zümrüt tepelerindeki bütün kavramları sayıp dökün. Ne lazım? Hepsinin bir şahısın, şahısta toplanması lazım. Kendine has tonlarıyla o şahsın o ahlak-ı âliye-i Muhammediye'yi temsil etmesi lazım. Evet, bu mesele o kadar zordur ki Hulefai Raşidin bile bu esasları adeta usulün dışında olanlar itibariyle kendi aralarında paylaşmışlardır. Öyle değil mi? Yani bir tanesine bakıyorsunuz birkaç tane vasıf görüyorsunuz. Ötekisine bakıyorsunuz birkaç tane ahlak-ı âliye-i Muhammediye vasfı görüyorsunuz. Adeta paylaşmışlar kendi aralarında. Her biri bir meselede daha ön plana çıkmış. Öyle değil mi? Mesela Hazreti Ebu Bekir sıdkıyla öne çıkıyor. Hazreti Ömer adaletiyle öne çıkıyor. Hazreti Osman hayasıyla öne çıkıyor. Hazreti Ali ilmiyle öne çıkıyor. Adeta öne çıkıyorlar bazı vasıflarla. Birlikte cemaat oluşturuyorlar ama. Yani onlara beraber baktığınızda ilmi de görüyorsunuz, hayayı da görüyorsunuz, sıdkı da görüyorsunuz. İşte böyle cemaat içinde yerini bulan kişiler ahlak-ı âliye'ye ait esasları teker teker ve ayrı ayrı temsil ederek böyle bir havuzu oluştururlar. Şimdi biz de böyle yapıyoruz. Yani teker teker ahlak-ı âliye'yi temsil edip bir havuz oluşturuyoruz. Bütün o ahlak-ı âliye-i Muhammediye'nin 200 tane vasfı var diyelim. O 200 tane vasfı kendi üzerimizde toplayamadığımız için teker teker bir araya geliyoruz ve hepimiz bir vasfımızla öne çıkmak suretiyle şahs-ı maneviyle bütün o hasletleri toplamış oluyoruz. İşte böyle cemaat içinde yerini bulan kişiler ahlak-ı âliye'ye ait bu esasları teker teker ve ayrı ayrı temsil ederek böyle bir havuzu oluşturabilirler. Mesela biri zühtte, biri ihlasta, biri samimiyette zirve noktaya çıkabilir ve böylece bir manada kutbiyet, gavsiyet, kutbul irşatlık ve bunun gibi şeylerin temsili cemaat tarafından gerçekleşmiş olur. Şimdi geçmiş asırlarda kutbul irşatlar vardı, kutbiyetler vardı, gavsiyetler vardı. Ne olur diyor Hoca Efendi, bütün bunlar cemaat tarafından temsil edilmiş olur. Çünkü o cemaat bütün o ahlak-ı âliye'ye ait vasıfları paylaştırarak, dağıtarak kendi içinde toplamış olur. Çok güzel şeyler, çok güzel hakikat perdeleri aralanıyor, farkında mısınız? Bilmiyorum, olağanüstü şeyler bunlar. Ve devam ediyor, mesela biri zühde, biri ihlasta, biri samimiyette zirve noktaya çıkabilir ve böylece bir manada kutbiyet, gavsiyet, kutbi irşatlık gibi şeylerin temsili
cemaat tarafından gerçekleştirilmiş olur ki siz isterseniz buna cemaat veliliği diyebilirsiniz. İşte buna cemaat veliliği diyoruz. Makaleye cemaat gerçeği diye bir isim koymuşlar ama makalenin aslında adı cemaat veliliği olmalı. Bu hal günümüzde ferdi veliliğin çok ötesindedir. Öyle zannediyorum ki bu manada veliliği temsil eden cemaatler her zaman nazar kadem bütünlüğüne ulaşabilirler. Nazar kadem bütünlüğü ne değerli dostlarım? Gözünüzü bir hedefe dikiyorsunuz ve o hedefe ayağınızla basabiliyorsunuz. O hedefe ulaşabiliyorsunuz. Ufkunuz nereye ulaşırsa ayağınızla oraya yetişmeyi başarıyorsunuz. Buna nazar kadem birliği deniliyor. Ufuk çok yüksek ama o ufka bir kişi olarak değil, bir cemaat olarak erişiyorsunuz. Ancak böyle nazar kadem bir bütününe ulaşabilirler. Şimdiye kadar nice ferdü feritlerin yakalayamadığı bu ufku belki bazı cemaatler yakalamış, hatta bir adım öteye geçmeye muvaffak olmuş olabilirler. Ayrıca cemaat halinde veliliği temsil eden kişiler gurur ve ucb içine de girmezler, hatta giremezler. Zira o gayeye ulaşmada ve o noktaya yükselmede kendilerinin olduğu kadar cemaatin sair fertlerinin de payı var. Belki onunkinden daha yüksek payları var. Burada görüldüğü gibi cemaat içinde bulunma aynı zamanda uç, gurur, fahr gibi ahlak-ı seyyiyenin önünü kesebilir. Keser diye kat'i bir şey söylemek mümkün ama kesebilir. Cemaat kavramını anlatmaya çalıştığımız bu fasılda üzerinde mutlaka durulması gereken bir başka noktada Allah'ın inayetinin cemaatin üzerinde tecelli etmesi gerçeğidir. Allah Resulü buna Allah'ın inayet ve kudreti cemaatle beraberdir hadisiyle işaret buyurur. Bu hadis Tirmizi'de olan sahih bir hadis. Allah'ın inayeti ve kudreti cemaatle beraberdir diyor. Hoca Efendi ne diyor? Şöyle değil bakın hadis. Allah'ın inayeti dahilerle beraberdir değil, cemaatle beraberdir. Bu ise nihayetsiz arzu fakr içerisinde bulunan insanın nihayetsiz güç ve kudrete sahip olan Allah'ın desteğiyle yürümesi, iş yapması anlamına geliyor. Ümmetim dalalet üzere içtima etmez hadisi zaviyesinden dalalet üzere bir araya gelmez benim ümmetim diyor Efendimiz. Bu zaviyeden cemaat gerçeğine bakılacak olduğunda yanılma oranının cemaatlerde daha az olacağı unutulmamalıdır. İşte değerli dostlarım, hakikat perdesinin aralandığı yer burasıydı. Makale böylece hitama ermiş oldu. Şimdi saati kontrol ediyorum. Aslında dersi hitama erdirmem lazım ama müsaadeniz var mı? Bir küçük bahis daha okuyalım çünkü öyle hitama ersin istiyorum, tamamlansın diye. Hitama ermesini istediğim bölüm cemaatte, cemaatle dualardaki makbuliyet meselesi. Onu da okuyalım da öyle bitirelim istiyorum müsaade ederseniz. Cemaatte rahmet ve cemaatle dualarda makbuliyet vardır. Bu metni de nereden okuyacağız söyleyelim hemen. İnancın Gölgesinde kitabında afaki meseleler başlığının altında. Afaki meseleler. Şöyle diyor Hoca Efendi, kısa bir bölüm okuyacağız inşallahu teala. Burada cemaatteki kuvvet de anlatılıyor İhlas Risalesi'ne bakan veçesiyle. Onu okumayı size bırakıyorum. Makale olduğu gibi meseleye çok vuzuh kazandırıyor. Ben sadece cemaatte rahmet ve cemaatle dualarda makbuliyet vardır başlığını beraber okuyalım arzu ettim. Şöyle diyor Hoca Efendi, hadisin beyanıyla Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Biz makaleyi de böyle bitirmiştik. Cemaat üzerinde dolaşan bir bulut adeta altına girene rahmet yağdırır. Ne güzel bir ifade. Cemaat üzerinde dolaşan bir bulut altına girene rahmet yağdırır. Bir kişinin duası sadece bir ferdin duası olup taşıdığı rahmet damlaları da o kadardır. Halbuki tam olarak ittihad etmiş. İttihad, işte duyguda, düşüncede, idealde, gayede,
çabada, gayrette bir araya gelmiş, muavenet etmiş o üstadın cemaat içerisinde, fert, terkip içerisinde Besatet diye anlattığı gibi, ağız gönül birliği içerisinde bir cemaatin duasının karşılığı tek tek her ferdin inen, her ferde inen miktarın kat kat üstündedir ve sağanak sağanaktır. Öyle bir bulut ki o, dua ediyoruz, beraber dua ediyoruz. Tek tek her ferde inen o rahmet katrelerinin çok üstündedir ve sağanak sağanaktır karşılığı. Eğer rahmete açık semereli bir ağaç olmak istiyorsanız, orman içinde bir ağaç olmaya bakınız. Rahmete açık semereli bir ağaç olmak istiyorsanız, orman içinde bir ağaç olmaya bakınız. Tek başınıza kaldığında sizin üzerinize rahmet düşmez, kuruyup gidebilirsiniz. Ama ormana mutlaka yağmur yağar. Çünkü o ormandaki bütün ağaçlar birer rahmet çağrısıdır. Ormana mutlaka rahmet inecek, siz de o rahmetten bol bol yararlanacaksınız. Yine diyelim ki siz bir sivilsiniz, silahınız yok, kuvvet ve kudretiniz de sermayeniz kadar. Oysa askerde tek başına bile olsanız, o üstadın birinci sözden itibaren anlattığı, iktidarınız, silahınız, ferdi kabiliyet ve cesaretinizin yanı sıra içinde bulunduğunuz birliğin kuvvet ve iktidarını da yanınızda bulur. Yerinde bir paşayı, hatta bir orduyu bile esir alabilirsiniz. Farkındasınız hep aslında bunlar tevhid yörüngesi üzerine oturan şeyler. İster hayır adına, isterse şer adına olsun, her halükarda cemaatin iş gücü ve tesiri her türlü tasavvurun üstünde olduğu gibi, böyle bir şahs-ı manevinin Allah'a teveccüh edip yalvarması da Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ihtizaza getirmesi ve ilahi imdada vesile olması bakımından çok önemlidir. Rahmeti ihtizaza getirmek ve ilahi imdada vesile olmak. Bu arada kar yağıyor değerli dostlarım dışarıda. Hatta o kadar ki ehli dalalet bile bir cemaat halinde dua etse bazı ahvalde sizin tek başınıza yaptığınız duaları geri çevirebilir. O halde dalalet cemaatlerine, o halde dalalet cemaatlerine karşı mukabele ve mukavemet edebilmek için müminleri de cemaat halinde bulunmaya ve cemaat ruhuyla duaya ihtiyacı vardır. Farkındasınız bugün dalalet cemaatlerinin zulümleri var hizmet üzerinde. Dolayısıyla müminlerin de cemaat halinde bulunmaya ve cemaat ruhuyla dua etmeye ihtiyacı vardır. Şimdi bitiriyoruz. Cemaat içinde bulunmanın bir büyük faydası da şudur. Kişinin masiyetleri, günahları dualarının kabul semasına yükselmesine engel olabilir. Günahlarımız dualarımızın kabul semasına yükselmesine engel olabilir. Ama cemaatin dualarının kabul olacağı ise kat'i gibidir. Bir kutsi hadiste Efendimiz bunu ifade ediyor, biliyorsunuz. Onlar öyle bir cemaattir ki onlar bir arada bulunduğunda onlarla beraber bulunanlar bedbaht olmaz diye buyuruyor Efendimiz. Evet, gül bahçesinde bulunan hiç olmazsa o bahçenin kokusundan istifade eder. Evet, sonra cemaatin nasıl bir paratoner olduğunu anlatıyor Hoca Efendi metnin devamında. Aynı zamanda cemaat halinde bulunmanın bela ve musibetlere karşı nasıl bir paratoner olduğunu da ilerleyen bölümde anlatıyor. Onları da size bırakıyorum. Cemaatle duanın faziletiyle dersimizi bitirelim. Bakın, burada hakikatin perdesini biraz aralayalım dedi ya Hoca Efendi. Çok önemli başlıklardı onlar. Cenab-ı Hak idrakine bizi muvaffak kılsın diyelim ve dua faslına geçelim. Cemaat olma duaları edelim. Ve cemaat olma dualarımızı cemaatle edelim inşallahü teala. Tıpkı Üstad'ın Mesnevi Nuriye'de dediği gibi, cemaat içinde fert, terkip içinde besatet ve kesret içerisinde vahdet olarak edelim inşallahü teala dualarımızı.
Evet, değerli dostlarım, açıyorum ben chat'i. Rümeysa diyorum. Asuman'a teşekkür ediyoruz. Asuman Rümeysa'ya. Allah ondan razı olsun. Evet, yağmur damlası başlatmış bugünkü duaları. Allah'ım, benliğimizi bir sabunda havuzunda eritebilmeyi bize nasip eyle. Bizlere masumiyete kilitlenip dostluğunu kazanabilmeyi lütfeyle. Bizleri ilahi serana dahil eyle, nazar kadem bütünlüğüne ulaştırır, gurur, ucb, fahr gibi hastalıklardan fersah fersah uzak eyle. Allah'ım, dalalet ehlinin üzerimizdeki kara bulutlarını kardeşlerimizle beraber ettiğimiz dualarla sen dağıt ya Rabbi. Çok önemli bir dua. Amin, amin sevgili yağmur damlası. Evet sevgili Elifciğimin duası. Allah'ım bizi masumiyete kilitlenip irademizi Elif harfi gibi dimdik tutmayı nasip eyle. Amin. Bu serada bu güzel cemaatin içindeki görevlerimizin hakkını vererek ilahi seranın bir çekirdeği olup meyve verebilmemizi bize nasip eyle. Bir parça olmaktan cemaat veliliğine bizi yükselt, eriştir. O noktayı ihraz ettir Rabbimiz rahmetinden, kereminden. Amin, amin sevgili Elifçim. Evet sevgili Nahit kardeşimizin duası Allah'ım. Kapı kulların yine kapındayız. Bi nevalar, bi çareler, gedalar olarak kapındayız. Kerem kıl, keremi bol, kerim Rabbim. Allah'ım verdiğin bunca nimetle bizi kendine sevdiriyorsun. Bize de seni sevmekle mukabelede bulunmayı nasip eyle. Kendini tanıtıyorsun, sevmekle ve kendimizi sana sevdirmekle mukabelede bulunmayı nasip eyle. Kendini bize tanıtıyorsun, seni tanımakla karşılık verebilmeyi nasip eyle. Allah'ım bize kalbin, ruhun ve aklın lezzetlerini birlikte tattır. Süleymaniye Camisi'nin kubbesindeki taşlar gibi birbirimize omuz verebilmeyi, inanılan şeyler etrafında bütünleşebilmeyi bize nasip eyle. Toprak bütünlüğünü sağlamış ülkeler gibi bir bütün olmayı, küçük bir enaniyet adacıklarıyla hayatta kalma mücadelesi vermekten kurtulabilmeyi bize nasip eyle. İlahi seralarda yetişen çiçeklerden eyle cümlemizi. Dünyadaki bütün kesretler içerisinde vahdetler adedince amin. Son olarak bizleri bir çiçek gibi her gün bıkmadan, usanmadan sevgiyle, şefkatle, merhametiyle yetiştiren annelerimize de çiçekler armağan ediyorum demiş sevgili Nahit kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Amin, amin. Evet sevgili Saida'nın duası, bu güzel beraberliğimizde bütünleşebilmeyi bizi muvaffak eyle Rabbimiz demiş. Amin, amin. Sevgili Öznur'un duası, Rabbim bize nasip ettiğin cemaat hazinesi için sana binlerce şükürler olsun. Rabbim senin ilahi serandan bizi ayırma, bizi masumiyetten ayırma. Masumiyeti kilitlendir ya Rabbi. Sevgili Muhabbet kardeşimin duası, Allah'ım bizleri de her daim ilahi seranın içinde eyle, son nefese kadar kutsiler kervanının sadık yolcuları eyle, rızana erenlerden, insanlığa Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'i sevdirenlerden, senin sevgine nail olanlardan, semada onlar için hüd vaaz edilenlerden eyle, ahirette de gülenlerden eyle ya Rabbi. Ahirette de gülenlerle beraber eyle ya Rabbi. Evet sevgili Ev Hanımcığımın çok güzel duaları var. Onlara da amin diyorum. Raziye Hanımcığım şöyle demiş. Rabbim cemaat şuurunu bize idrak edebilmeyi nasip etsin. Bu kutsilerin olduğu cemaatten bizi ayırmasın.
derste anlatılan her şeyi hayatımıza geçirebilmeyi, sindirebilmeyi, içselleştirebilmeyi, fıtratımızın bir derinliği haline getirebilmeyi Rabbimiz nasip etsin. Evet, Salih kardeşin duası, okuduklarımızı yaşayacağımız ilahi seralar Cenab-ı Hak bize lütfetsin demiş. Amin sevgili Buket'in duası, tüm isim ve sıfatlarını kendi lafzında cem eden Allah'ım, kesret içerisinde vahdeti, terkip içinde vesateti, cemaat içinde ferdiyeti, yudum yudum yudumlat bizlere. Her zerremiz kendi alemine ayna olsun. Hamd ve şükür çeksin bütün azalarımız. İnayet ve kudretini cemaatimizin üzerine celbettir. Gönüllerimizi ittifak ettir. Rahmet yağmurlarını sağanak sağanak üstümüze yağdır. Vilayeti nasip eyle. Azami züht, azami takva, azami ihlas, azami velayet nasip eyle. Ahlak-ı Muhammediye'yi bizim de ahlakımız eyle ne olur. Ayaklarımızı sana bağla, cemaat içinde yerimizi buldur. Kolektif şuur ile her birimize farklı istidatlarını bulabilmeyi nasip eyle. O istidatları inkişaf ettir. Her birimize cemaat veziliği nasip eyle. Her birimiz o velayetin bir manasını temsil edecek bir kemalata erişelim Rabbimiz. Evet sevgili Rümeysa'nın duası, Allah'ım sen bizleri biricik yarattın, gönlümüzde değersizlik hissi hastalığından bizleri koru. Çok önemli bir dua bu. Değersizlik duygusundan bizi koru ya Rabbi. Enaniyet çukurlarından, her günümüzün aynı olmasından bizleri muhafaza eyle. Cemaatimizin şefkatinde, istişarenin gücünde bulalım kendimizi. Kendimizi bulalım ki birbirimizin lezzetlerinden de lezzet alalım. Çok güzel bir şeye temas etmiş Rümeysa. Ben de bunun üzerinde duracaktım. Üstad dedi ya, hani her uzuv diğerinin lezzetinden istifade eder diye. Biz de birbirimizin lezzetinden istifade ediyor. Lezzetleri sonsuza açıyoruz. Öyle de olsun inşallah Teala. Birbirimizin lezzetiyle lezzet alalım. Birbirimizle şakirane iftihar edelim, kardeşlerimizle bir vücut haline gelelim, potansiyel derinliğimize ulaşalım, bir nurdan sonsuz nurlara erişelim, hizmetimizin seralarında sen bizleri yetiştir, rahmet yağmurları ile bizleri besle, muhabbet ve masumiyet reşaları ile sen bizleri tertemiz hale getir Allah'ım. Ne olur uzak gibi görünen hedeflerimize sen bizi rahmetinle ulaştır, birlikte ulaştır, uzağımızı yakın eyle. Ve Rabbimiz nazar kadem birliğine bize eriştir. Uhuvvetimizi, birliğimizi sıdıkiyet yolundan ayırma ya Rabbi demiş Öznur. Amin. Murat kardeşin duası, Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Saltanat-ı rububiyetinin cenah-ı himayesine iltica eyledik. Kalem ile yazmaya cüret edip de anlatmaya yetmeyecek cüz-i iradem ile sana sesleniyorum. Bu samimi insanların, bu kutlu cemaatin, fertlerinin avuçlarının altına ellerimi koyup da sana yalvarıyorum. Yeryüzünde yanan ateşleri söndürüver ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizde Medrese Yusufiye'deki suçsuz günahsızlara dayanma azmi gayreti lütfeyle, felah ver, selamet ver ya Rabbi, sahili selamete çıkar. Dünyanın dört bir tarafından Nam-ı Celil-i Muhammediye'yi götürme niyetinde olanlara büyüklerin himmetlerinden bahşeyle ya Rabbi. Kainatın fihristesi hükmünde yarattığın şu muhteşem azalarım da bedenimle, ruhumla seni zikirden ayırma ya Rabbi. Rıza mertebesine eriştir. Efendimiz'e ümmet eyle ya Rabbi, hizmet ve hicret diyarlarında o güzel insanlarla aynı seralarda yetişen bahar çiçekleriyle beraber olabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Amin Murat kardeş. Sevgili Buket'in duası, Allah'ım ubudiyet yolunda ferdi istidat ve kabiliyetlerimizin gelişmesi için bize yardım et. Cemaatin meşveret havzına attığımız elimizi erit ya Rabbi, günahlara
Nahnu havzında enilerimizi eritmeyi bize nasip et. Günahlara girmeden saffeti asliyemizle bütünleşebilmeyi bize nasip et. İlahi seraya sığınabilmeyi ve masumiyetimizi koruyabilmeyi nasip eyle kardeşlerimizle beraber. Ayferi Hanımcığımın duası, dua külliyet kesbederse kabule karin olur. Rabbim bizim bizi cemaatten ayırma, hocamızın ve üstadımızın yolunda dahil ve kaim eyle ve dualarımıza külliyet kesbettir ya Rabbi. Sevgili Ayşe'nin duası, bu dualar olurken haber aldığım arkadaşımın vefat eden eniştesini de dualarınızı anar mısınız demiş. Allah gani gani rahmet eylesin, makamını firdevs eylesin inşallah. Sevgili Fatma Nur'un duası, Nur Fatma'nın duası. Ya Rabbi, kardeşlerimle bütünleşebilmeme ne engel oluyorsa o hastalığımıza şifa ver. Kardeşlerimizin ve kardeşliğin güzelliğini bize büsbütün aç. Tefani sırrına bizi ulaştır. Kardeşlikte fani olanlardan eyle. Ulaştır ki binler gözle görebilelim, binler akılla düşünebilelim, binler dille konuşabilelim, binler kalple sevebilelim Rabbimiz. Amin, amin. Sevgili Fergane Hanımcığımın duası, Allah'ım bizleri kolektif şuurla hareket edebilmeyi nasip eyle. Hedeflerimizde ve sonumuzda tam bir kemalat nasip eyle. Hallacı Mansur gibi dualarımızı geri çevirme ya Rabbi. Amin, amin, amin sevgili Fergane Hanımcığım. Sevgili Saide'nin duası, bu güzel mübarek aylarda vefat eden hepsine, bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Rabbimiz Ukrayna'daki savaşa dostluk ile durdur hayırlısıyla, savaşları barışlara, çatışmaları ittifaklara inkılap ettir. Rabbimiz masumları koru. Masumları koru, masumiyeti koru ya Rabbi. Sevgili Necla'nın duası, genç adam, bu badirenin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin. Doğrul kendine gel, bak tam yeri ağrıyor. Doğrul ki her yanda bir karanlığı boğuyor. Her yanda bir karanlığı boğuyor. Hiç durma. Koş tulumban elinde dört bir yana, göğüsle alevleri, bu bir vazife sana, yırtılsın bütün zulmetler, belli olsun ak yol, gel bu adanmışlar yolunun davacısı ol, sensin asırlardan beri beklenen kahraman, gel ki artık kalmadı dizlerimde derman. Kırkımız Rab'tan, Allah razı olsun sevgili Necla. Evet, Elfi Elfi amin, amin. Evet değerli dostlarım, aynı serada, aynı masumiyet serasında kendi fıtratı asliyemizle bütünleştirsin Cenab-ı Hak bizi, dualarımız külliyet kesbetsin, özellikle böyle mübarek gecelerde, mübarek aşireleri bile ziyan edilmemesi gereken bir zaman diliminde Cenab-ı Hak beraat ki kandilinde beraatimizi versin, kardeşlerimizin de beraatini versin, sevdiklerine kavuştursun bütün kardeşlerimizin. Evet, evet sevgili Rümeysa, farklı ismi galiplerle, farklı kemalat mertebeleriyle bir cemaat vilayeti dedi ya Hoca Efendi. Allah bizi o vilayetin o farklı renklerinden birisi olarak kendi ismi galibimize bulmayı ve o kemalata erişmeyi nasip etsin. Evet sevgili dostlarım, bugünkü ders de böyleydi. Hakkınızı helal edin. Kalpleriniz ve çiçekleriniz meleklerin kanatlarına koyup da bu meclise iştirak eden meleklerin kanatlarına takıp da semaya gönderdiğimiz aminleriniz olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle inşallah.